sorulara bayıldım. Çok iyi sorular atıyor. Bırak şu Gökhan'ı. Zaten bağlanamıyor. Tekrar deneyelim. Gökhan, bağlanamıyor musun? Haberin olsun. Oo, Çağlan da burada arada. Şu an bağlandım. Selamlar. Bağlandım. Bağlandınız mı? Evet. Acun abi görüyor musun bizi? Berk hakkında ne düşünüyorsun? Sizi görüyorum ama sorular o kadar güzel ki. Size mi baksam sorulara mı karar veremedim? Ya ne güzel bir şey oldu o yalnız. Tamam. Acun abi nasılsın? İyi misin? İyi, sen nasılsın? Hakan sesi kısmış oldu bizim. Yolunda Erdem var, sağ olsun. Beni ne kadar zor duruma düşüreceğini bulamam. Evet. Çok güzel ikili oldunuz. Siz de bir yayındasınız. Şu an üçlü olduk abi. Evet. Şu an üçlü olduk. İhsan'cığım merhaba. İhsan da bizimle beraber. Merhaba abi. Evet. Bu galiba dünya televizyonlarında ilk olabilir böyle. Instagram canlı yayını, normal canlı yayını. Evet, sevgili seyircim şu an Acun Hoca'nın evet. Instagram'ından da bu yayını takip edebilirsiniz diye bir not geçelim. Çünkü kaç kişi oldu merak ediyorum Acun abi. Yok bir şey yok ya. Bence biz daha kalabalık şu an. Canlı yayın daha kalabalık. Bir şey söyleyeyim. Hadi kim daha çok alacak? Yarın bakalım abi. Tamam bakarız. Nasıl gidiyor Acun abi? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda diyemeyeceğim. Yani değişik olaylar oldu da onu birazdan anlatacağım. Yani yarınki bölümde sıkıntılar var diyeyim size de. Şimdi onu çözüp çözemeyeceğimiz belli olacak. İstemediğim şeyler oldu evet maalesef. Şimdi onunla ilgili toplantı söz konusu olabilir mi? Yani şöyle diskalifiye olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bir görüntüleri mi getirecekler ona bakacağız. Tam kargaşa oldu çok seyredemedik. Ödül çok büyüktü Hakan. Çok önemli bir ödül verdik. Ödül o kadar büyüktü ki açıkçası tansiyon yükseldi. Yarışmacılar çok ihtiyaç sahibiydi bu konuya. O kadar büyük ödül verdiğin zaman da iki takımda kazanmak isteyince ortaya kıvılcımlar çıkıyor. Biliyorsun daha önce de siz şimdi onun toplantısı yapacağız. Yani yarınki bölümümüzde sıkıntılar var. Şey takım içinde mi yoksa böyle iki takım arasında mı? Çok biz de hemen merak bir ipucu sor sen. Ondan sonra tahmin yap. Bırak işte onu çözelim de şey yapalım. Yani ama şey merak ettik Acun abi ya. Yani hiç istemediğimiz yani. Şeyler oldu. Öyle söyleyeyim sana. Şimdi onun toplantısını yapacağız. Çok onunla bilgi vermeyeyim ben de. Biz şeyi konuşalım. Neyi konuşalım? Şu yeni SMS sistemini konuşalım. Sizin yok. Sizin ayak denizini konuşalım bence. Ya bunun için mi var? Böyle bir şey yok. Arkadaşlar siz ayak denizini konuşalım. Öbür konuyu çünkü zaten biz burada başımız dertte. Şu an iyi şeylerden bahsedelim. Sizin ayak denizini konuşalım. Ayak denizi oynamış Gökhanlar. Kimle oynadınız dedim. Rakip yoktu dedi. Evet. Abi çok evet biraz kötü. Şimdi İhsan'la Gökhan oldu değil mi? Senle evet, Bora. Evet. Duyduğuma göre 2-0 3-0 doğru mu? Abi setler 3-0 3-0 2 maç toplamda 2-0. Yani 6-0 6 set oynadık zaten abi. 6-0 yenebildik. Daha üstü yok yani. Tamam bu konuyu zaten konuşmamıza gerek yokmuş. Konuşulacak bir konu değil bu yani. Daha ne konuşacağız? Evet, bu konuşalım. Bir Survivor'ı konuşalım. Boş verin. Tamam. Evet. Bir daha iddia girmeyelim biz burada. Evet. Bir de iddialarımızı evet. Almayalım herhalde. Tamam mı? Tamam abi. Mesela soru dedik. Sorular bitti biliyor musun? Şampiyon Barış'a falan döndü. Uğur'cum. Evet. İnşallah Barış'ın başını yemediler. Aycan Yanaç. Acun abi Hakan'la her zaman konuşabilirsin. Bizle ilgilen. Bak güzel şeyler geliyor. Hakan sor. Evet. Bu sene oyuncular tırt diyen kim? Aynur'cum. Yani ayıp ediyorsun ya. Yani çok iyi yarışmacılar var. Sen ne seyrediyorsun anlamadım. Evet. Erzurum'dan selam Erzurum. Canımız yerimiz. Berkan'ın başında ne konuşuyoruz? Yani konuşalım da yani ne konuşalım? Siz zor mu görüyorsunuz? Telefondan mı bağlandınız? Kaç kişi? Evet. Telefonla bağlandı. Abi bak şimdi bunu ya kim yaptıysa iPad'den bağlanacaksın. Orada rahat rahat göreceksin ekranda yani anladın mı? Bu tip bağlantı
Burada da Aykut. Gökhan teşekkürler. Göz mü aynısı mı? Bir soru var. Yasin kalitesiz diye bir soru var. Şimdi kısaca anlatayım. Arkadaşlar, ünlülerin şartlarının ne kadar zor olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum. Survivor'ın çok zor olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum. Yani öncelikle durum şu Survivor'da. Ada şartları korkunç derecede zor. Yarışmacılar çok zorlanıyor. Ve bu arada tabii ki isyan da oluyor. Bu arada hani şunu da zannetmeyin. Bu benim başıma gelen ilk sinirlendiğim Survivor hayatım boyunca ikinci. İlki. Birinci de şu anda bakalım. Ekranda gördünüz. Ekranın sağ tarafında doğru duran. Ve Survivor hayatı boyunca akıl oyunları oynayan, bu akıl oyunlarına bizi de zaman zaman sokan Hakan kardeşimle alakalıydı. Hakan bunun birincisiydi. Onu hatta hatırlarsanız damla konusu vardı. Bunu gösterdik. Ve az bir şey. Ertesi gün de sayıklıyor. Nabıza takıldı. Nabız düşmesin diyor. Ritim. Hayır, ritim düşmesin diyor. Ritim düşmesin. Neyse. Bundan, evet, ben hızlı bir şekilde konuyu anlatıyorum. Bundan yaklaşık 2 yıl önce Hakan orada güzel bir şekilde Damla'ya taktik verdi. Dedi ki sopaları böyle çevirerek çıkarabilirsin. Ondan sonra da Damla da hani biliyorsunuz bu konularda içi dışı birdir diyemeyeceğim bir yarışmacı. O yüzden biz bunu söylememiştik. Çünkü bunun söylenmesine gerek yoktu. Sen normal sopayı böyle çıkaracakken böyle anahtar gibi çevirip çıkaramazsın zaten. Sonra o sırada oyun yine aynı videoyu getirdik. Birebir aynı olay aslında. Video geldi İstanbul'dan. Hemen video gösterildi. Videoda meğerse Damla öyle çıkarmamış. O da maalesef yalanmış. Ondan sonra öyle çıkarmadı. Ortaya çıktı. Hakan da orada olayın asıl başlangıcını çıkaran, bütün olayı yöneten kişi olarak 3 adım geride. Biz bunu sonra kayıtları seyrettiğimiz zaman anlayabildik. Hakan usulca böyle arkada geri çekilerek adeta bana hak veriyormuş gibi bir hava yarattı. Aslında Hakan öyle bir niyeti asla yoktu. Taktiği veren Hakan'dı. Ve böyle bir gerilim yaşadık. Bu birdi yani. Şimdiye kadarki en yüksek olan. Bunu da öyle bir gerilim yaşandı ki sevgili seyirciler, buradan hepinize sesleniyorum. Kuralı sıralı diye anlatırken siz o sıralıyı soldan sağa ya da sağdan sola olarak anlamış olabilirsiniz. Bunda da haklısınız. Ama sıralı dediğimiz o sıralı değil. Birisini devirdikten sonra herhangi birisini devirdikten sonra istediğini devirebiliyorsun. Sonra ikinciye geçiyorsun. Sonra üçüncüye geçiyorsun. Bunda sıra yok. İstediğinden ortadan başlayabiliyorsun. Başla, soldan başla, sağdan başla. Hiç önemli değil. Burası sıralı değil. Sıralı olan kesim şu. Aslında sıralı kelimesi belki orada yanlış kullanılıyor. Orada da haklı olabilirsiniz. Evet. Önce birini deviriyorsun. Sonra öbürünü düşürdüysen üçüncüye geçemiyorsun. Sıralı kelimesini burada kullanıyoruz biz. Yani yarışmacılar da bunu çok iyi biliyorlar zaten. Bunu devirdin. Öbürüne geçemiyorsun. Devirdiğini düzelteceksin. Yanlış devirdiğini. Evet. Bu anlaşılırsa orada bir anlatım hatası olmadığı ortaya çıkar zaten. Seyircilerimiz şimdi daha iyi anlamıştır diye düşünüyorum.